Adım Kemal. Eskişehir'de üniversite hayatımı bitirdikten sonra bir yıl iş aradım. Fakat kendime uygun bir iş bulamadım. Daha sonra zaman kaybetmemek için askere gitmeye karar verdim. Lisans mezunu olduğum için kısa dönem askerlik yaptım. Askerliğimi İzmir Bornova'da yaptım. Sorunsuz ve sıkıntısız bir askerlik dönemi olmuştu benim için. Aslen Kırşehirliyiz ama Niğde'de yaşıyordum ailemle. Kamu yönetimi bölümü mezunuyum. KPSS benzeri sınavlara girdim fakat herhangi bir işe giremedim. İş bulamadıkça kendimi suçlu hissediyordum. Ailenin en büyük çocuğuyum. Dört kardeşim var. Kardeşlerim de okuyor. Yani bir şeyler yapmam lazımdı. Artık hazır yemeği bırakıp işe girmem gerekiyordu. Askerden geleli yaklaşık 4 ay oldu. Geçici işler buluyordum. Part-time çalışmak gibi. Hafta sonları otellere ekstraya gitmek gibi günlük harçlığımı çıkartıyordum fakat benim hayatımı kazanabileceğim bir iş bulmam şarttı. Ben iş aramaya devam ederken amcamdan beklediğim bir haber geldi. Amcam adliyede katipti ve katip alınacağını söyledi. Türkiye genelinde katip alımı vardı. Ben ailemin de olduğu Niğde'den başvurdum. Her şey güzel geçti. İşe gireceğimi düşünürken sonuçlar açıklandı ve girememiştim. Hayallerim yıkılmıştı. Ben tam enseyi karartırken amcam, Türkiye genelinde olan bu alımın farklı illerde, farklı tarihlerde yapıldığını söyledi. Her adliye kendi tarihini belirliyormuş. Konya'nın başvuru tarihi henüz geçmemişti. Apar topar Konya'ya gidip başvurumu yaptım. Girebileceğime inanmıyordum. Mülakatlar bitti ve sonucu beklemeye başladık. Sonuçlar açıklandığında heyecandan bakamıyordum. Sonuçları gördüğümde sevinçten gözümden yaş geldi. Kazanmıştım ve artık işim vardı. Mezun olduğum bölümün işini yapmasam da yine de işim vardı. O an bu kadar sevindim ama hayatımın en garip olayını yaşatacak kişiyle de bu işe girince tanıştım. Sonuçlar açıklandıktan sonra gerekli işlemleri yaptım. Belli bir süre sonra işe başladım. İşimle ilgili sıkıcı detayları geçiyorum. Adliyede Duygu diye başka bir katip arkadaş vardı. O 3 yıllık katipti. Onu ilk gördüğümde çok hoşlandım. Fakat iş yerinde kötü görünmemek için gerekmedikçe hiçbir bayan arkadaşla konuşmuyordum. Adliyenin içinde ne zaman karşılaşsam kalbim yerinden çıkacak gibi oluyordu. İşe gireli bir yıl oldu. Bu bir yıllık sürede Duygu'yla günaydın, iyi akşamlar dışında en ufak bir konuşmamız olmadı. Ama benim ona karşı olan ilgim her geçen gün büyüyordu. Hala bir adım atamamıştım. Tabii hakkında araştırma yaptım. Evli değildi. Hakkında tek bunu öğrenmiştim. Duygu'yu nasıl anlatsam? Kızıl saçlı, kısa boylu, bal rengi gözleri vardı. İşten çıktığım bir saatte aşırı yağmur yağıyordu. Durakta değil de ıslanmayacağım yol kenarında bir yerde bekliyordum. Durak durak olsa orada beklerim fakat üstü açık. O yüzden ıslanmamak için pek görülmeyecek bir yerde yol kenarında bekliyordum. İleriden bir araba geldi. Çukurdaki suyu tamamıyla üstüme sıçrattı. Ben de bağıra bağıra sövdüm. El kol yaptım dursun diye. Araba az ileride durdu. O kadar sinirliydim ki hızlıca arabanın yanına gittim. Belki inanmayacaksınız ama beni ıslatan Duygu'ydu. Camı açıp çok özür dilerim gibisinden bir şeyler söylüyordu. Fakat ben de o an onu görünce ne sinir kaldı ne de onun söylediklerini duyuyordum. Sırılsıklam halimle beni tanıdı. Kemal Bey, kusura bakmayın sizi görmedim. Gerçekten çok üzgünüm diye hala özür diliyordu. Ben de önemli değil. Bir anda sinirlendim. Asıl siz kusura bakmayın. Ağza alınmayacak şeyler söyledim. Özür dilerim falan dedim. Duygu beni gideceğim yere bırakabileceğini söyledi. Ben de buna gerek olmadığını söyledim. Tabii içimden birazcık da olsa ısrar etmesini istiyordum. Beklediğim oldu ve ısrar etti. Ben de istemem yan cebime koy modunda bindim arabaya. Belki de aradığım fırsat buydu. Yolda giderken muhabbet etme şansım oldu. Konuşmaya başladık. O kadar sıcakkanlı bir insan ki yanında kendimi çok rahat hissettim. Umduğumdan daha sıcak davranmıştı bana. Kemal, yanlış anlama, bir şey soracağım.
Arada seni bana bakarken görüyorum. Bu bakışlar tesadüf mü yoksa bilerek yaptığın bir şey mi diye sordu. O an kızarmaya başladım. Kemküm ettikten sonra tesadüf desem yalan olur. Sen de beni yanlış anlama. Güzel bir bayansın. Malum güzele bakmak sevap. Amacım tamamıyla sevap kazanmak. Sen de yanlış anlama dedim. Gülüştük. Lan o an çok sevindim. Resmen rüyadaydım. Bu konuşmalardan sonra numarasını aldım fakat tabii ilişkimiz başlamadı. Normal arkadaşça konuşmamız vardı. İş yerinde artık eskiye göre daha çok konuşuyorduk. Artık kaçamak bakışlar atmak yerine direkt gözlerinin içine bakıyordum. Fakat o beni arkadaşı olarak görüyordu galiba. Yaklaşık bir ay bu şekilde konuşurken artık dışarıda da görüşmeye başladık. Flört ediyorduk. Duygu ailesinden hiç bahsetmiyordu. Tek yaşadığını biliyordum. Çok bir şey anlatmadı. Artık sevgiliydik. Hayatımın en kötü günlerini yaşadığım günler başlamak üzereydi. Duygu ile ilişkimiz ilerlemişti. Arada bana geliyordu. Birlikte kalıyorduk. Ben bekar evinde kalıyordum. Tek yaşıyordum ama genelde yanımda Duygu oluyordu. Bir gün Duygu beni evine çağırdı. İlk kez Duygu'nun evine gidecektim. Hafta sonu Duygu'lara gittim. Evin kapısını çalıp beklemeye başladım. Duygu beni kapıda karşılamıştı. Duygu, "Sen salona geç, ben geliyorum." diyerek beni salona yolladı. Salona girdiğimde şoka uğradım. Çünkü Duygu salondaydı. O an olduğum yerde kaldım. Sanki nutkum tutuldu. Ben durumu anlamaya çalışırken arkamdan Duygu geldi ve salondaki Duygu'yla arkamdan gelen Duygu kahkaha atarak gülüyordu. Ben hala durumu anlamamıştım. Meğer Duygu'nun ikizi varmış ama bu kadar benzerlik olamaz. İkizinin adı Selin. İlk şoku üzerimden attıktan sonra üçümüz muhabbet ettik, film falan izledik. Artık gitme vakti gelmişti. Artık geç oldu, ben gideyim dedim. Selin, niye gidiyorsun? Yarın iş de yok zaten. Bence kal dedi. Duygu'ya baktım. O da kalmamı istiyordu. İçimden kalmak istiyordum ama biraz ısrar etsinler diye. Yok ben gideyim dedim. Ama Selin ısrar etti. Duygu da kalmamı istiyordu. Ben de fazla uzatmadan kaldım. Selin Duygu'ya göre daha cıvık bir kızdı. Duygu ciddi, gerekmedikçe konuşmayan birisi. Ama Selin tam tersi. Hiç susmayan bir insandı. Selin'in bakışları Duygu'dan çok farklıydı. Sanki bakışları beni delip geçiyordu. Farklı duygular içindeydim. Gece yatma vakti geldi. Yatmadan önce birer kahve içelim mi dedi Selin. Duygu, ben istemiyorum. Aşırı uykum var. Siz için dedi. Ve salonda yanımızda uzandı. Selin kahve yaptı. Biliyor musun? Ben fala bakıyorum. İstersen senin falına da bakayım. Ama beni diğer falcılarla karıştırma. Benim yardım aldığım şeyler var. Bana geleceği onlar söylüyor dedi. Ben şaka yaptığını düşünüyordum. Tabii canım, bak bakalım ne göreceksin dedim. Kahveleri içtikten sonra falıma bakmaya başladı. Ve bana ailemden bahsetti. Buna şaşırmadım. Çünkü Duygu'ya ailemden bahsetmiştim. Demek ki ailemi ve beni kardeşinden duydu. Olanları söylüyor diye düşünüyordum. Peki o zaman seni gerçekten nasıl inandırabilirim geleceği gördüğüme dedi. Bilmiyorum ama bu fala falan ben inanmıyorum. Saçma geliyor dedim. Bir anda aklımdan Selin'i öpmek geçti. Ama bunu ben istememiştim. Bir şey beynimde bu düşünceyi oluşturdu. Ne de olsa Duygu'nun ikizi, Duygu'yla yaşadıklarından etkilenmiş olabilirdim. Bu yüzden benim yatmam lazım deyip yatacağım yeri göstermesini istedim. Duygu'yu da uyandırdım. Onlar odalarında, ben salonda yatacaktım. Selin tam salondan çıkarken ne düşündüğünü biliyorum. Ben de aynı şeyi istedim dedi. O an şok olmuştum. Kendimden nefret ettim. Çok karmaşık duygular içindeydim. Sonuçta Selin Duygu'nun ikiziydi. Neyse, ben bunları düşünürken uykuya daldım. Rüyamda Selin salona geliyordu. Artık onları ayırt edebiliyordum. Sanki rüya değil gerçekti ve onunla birlikte oluyorduk. Saçma bir rüyaydı. Aniden uyandım ve etrafımda kimse yoktu. Sabah oldu. Duygu kahvaltı hazırlamış beni uyandırdı. Üçümüz kahvaltı yaptık. Selin dün gece nasıldı diye sordu. Rahat uyuyabildin mi dedi. Yüzünde çok farklı bir gülümseme vardı. Kendimi Duygu'ya ihanet etmiş gibi hissediyordum.
Duygu'nun yüzüne bakamıyordum. Bir rüyadan bu kadar etkileneceğim aklıma gelmezdi. Kahvaltıdan sonra evden ayrıldım. Bu olayın üzerinden 2 hafta geçti. Artık Duygu'lara gitmeyi düşünmüyordum. Sadece bende kalıyorduk. Benim evimde olduğumuz bir gün Duygu'yla sevişmeye başladık. Fakat bu kez çok farklıydı. Genelde Duygu'yu ben ikna ederdim. Ama bu sefer çok farklıydı. Çok değişikti. Sana ne oldu aşkım diye sordum. O da ne olmuş bana dedi. Bilmiyorum. Çok farklıydın. Sanki Duygu değilmişsin gibi dedim. O da ben Duygu değilim zaten dedi. Aşkım ne saçmalıyorsun sen dedim. Selin'im ben dedi. Lan bu nasıl bir oyundu? Duygu kendine gel dedim. Hala Duygu diyorsun. Selin'im ben dedi. Yataktan fırladım. Hemen telefonuma sarıldım. Duygu'yu aradım. Duygu telefonu açtı. Duygu neredesin dedim. Evdeyim dedi. Çaktırmamak için tek misin? Gelip seni alayım. Dışarıya çıkalım. Ne dersin dedim. Tekim. Selin de bu akşam yok. Arkadaşında kalacağını söyledi. Dedi. Beynimden vurulmuşa döndüm. Söyledikleri gerçekmiş. Ben bunu nasıl yaptım? Ya da buna nasıl izin verdim diye düşünmeye başladım. Başıma ağrılar giriyordu. Tekrar yatak odasına gittim. Yatak odasında kimse yoktu. Kafayı yiyordum. Selin diye evin içinde dolandım. Fakat evde değildi. Delirdiğimi düşünüyordum. Resmen kız düşüncelerime tamamıyla sahip olmuştu. Ya da ben kafamda yaşıyordum bütün bunları. Farklı psikolojiler içindeydim. Bir süre Duygu'yla arama mesafe koydum. Çünkü psikolojim cidden bozulmaya başlamıştı. Her gece saçma sapan rüyalarımda Selin oluyordu. Ama ben Duygu'ya aşıktım. Selin ona benzese bile aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ona karşı içimde bir şey yoktu. Tam tersi nefret etmeye başlamıştım. Sanki karşımda iki insan yok, tek kişi var. Biri iyi, biri kötüydü. Duygu'yu çeşitli bahanelerle hep ekiyordum. Yaklaşık 2 hafta bunu yaptım. 2. haftanın sonunda evimde otururken kapı çaldı. Kapıyı açtığımda Duygu ve Selin bana sürpriz yapmışlardı. Sevinmiş gibi yaptım ama Selin'in bakışları hala aynıydı. Biraz oturduk. Bu durum beni çok rahatsız etmişti. O akşam bende kaldılar. Sonraki gün Duygu'ya yaşadıklarımı anlatacaktım. İşten sonra Duygu'yla konuşmaya karar verdim. Duygu, sana söylemek istediğim bir şey var. Fakat beni yanlış anlamandan korkuyorum. Ama benim hiçbir suçum yok. Lütfen benim açımdan düşünerek tepki ver, olur mu dedim. Tabii hayatım, söyle. Ne oldu dedi. Bu Selin'le ilgili dedim. Selin mi dedi şaşırarak. Evet, Selin'le ilgili dedim. Sen Selin'i nereden biliyorsun dedi. Duygu, nasıl Selin'i nereden biliyorum? Sen tanıştırdın ya, kardeşinle dedim. Bu imkansız dedi. Ben ailemden kimseyle görüşmem ve Selin'le zaten görüşmüyorum. Sana Selin'den hiç bahsetmedim. Bunu nereden biliyorsun dedi. Duygu, bu bir oyun mu? Şaka mı yapıyorsunuz bana? Amacınız ne dedim. Sen şu olayı anlat bakalım. Selin diyordun dedi. Sana geldiğim ilk gün beni Selin'le tanıştırdın. Sen salonda uyurken Selin kahve yaptı ve falımıza baktı. O gece rüyamda onunla birlikte olduk. Bunun rüya olduğunu biliyorum ama çok utanıyorum. Bu rüya olayından sonra seninle benim eve gittik. Birlikte olduk. Fakat sen ben Selin'im demeye başladın. Gerçekten kafayı yemek üzereyim dedim. Duygu Selin'le görüşmediklerini ve tek yaşadığı konusunda kararlıydı. Ama o da şaşırdı. Çünkü bana hiç Selin'den bahsetmediğini ve ikizinin olduğunu söylemediğini söylüyordu. Kafam allak bullak oldu. Bu olaylardan sonra Duygu'yla aramız bozuldu. Ayrılmak üzereydik. Ayrılmadan önce bana bazı şeyleri itiraf etti. Ailesi büyü işleriyle uğraşan bir aileymiş. Doğacak olan bebeğini cinlere mühürlemiş. Ama ikiz olacağını hesaba katmamışlar. İkizleri olunca da cinler ikisini de sahiplenmiş. Duygu bu olaylardan uzak kalmak için ailesiyle hiç görüşmüyormuş. Hayatına ne zaman birisi girse buna benzer olaylar yaşıyormuş. Ben bu konuşmadan sonra Duygu'dan ayrılmak istemedim. Fakat o eskisi gibi olamayacağımızı söyleyerek benden uzaklaştı. Ben de bir süre sonra görev yerimi memleketime aldırdım.
İnanmayanlarınız olabilir fakat bu yaşadıklarım gerçek. Belki onunla birlikte olmaya devam etseydim delirecektim. Allah hepimizi hayırlı insanlarla karşılaştırsın. İsimleri değiştirerek anlattım hikayeyi. Bu olaylar yakın tarihte yaşandı. Onun için kimsenin hayatının etkilenmesini istemiyorum. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adresleri üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bu arada Today kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha çok insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.